var mıdır Bahadır Bey? Kaç yaşında olmaları gerekiyor? İşte yani şey, ben Özcan Hanım, şimdi Veci Yurkuş'tan bahsettiğimiz zaman ilk söz olarak şunu söyleyeyim. Veci Yurkuş bir fotoğrafının üzerine bir metin yazmış ve onu arkadaşına göndermiş. O metinde şunu diyor: Türk havacılığının çalışmak için çırpınan bir hizmetkar. Yani kendisini Türk havacılığı için çalışan bir hizmetkar olarak görüyor. Yani uçakları ben, ilk uçakları ben yaptım, okulu ben kurdum, ilk şirketleri ben kurdum. Hayır, böyle bir şey yok. Ben bir hizmetkarım diyor. Dolayısıyla onun kendi sözleriyle ifade ettiğimiz zaman bununla başlamak doğru olacaktır. Biz onu şöyle kolaylaştırdık. Pilot desek yetmiyor. Makinist desek yetmiyor. Gazeteci desek yetmiyor. Yazar desek yetmiyor. Biz onun için ona tayyareci diyoruz. Tayyareci Veci Hürkuş diyoruz. Çünkü bütün bu özellikleri hemen hemen o tanımın içinde yer aldığını düşünüyoruz. Vecihi Bey 102 tip uçak kullanmış. Yani o kadar çeşit. Hatta 102 tip listesini yaptığı 102 tip. Bir dönemin listesini hatırlayamadığı için, listesini kaybettiği için bu da eksik bir liste aslında, 102 tip uçakla uçmak. Vecihi Bey'in mesela Vecihi Sivil Tayyare Mektebi'nde iken anılarını yazıyor. Ölüm tarihine kadar yine anılarını parça parça yazıyor onları. Anıları içinde o kadar ilginç, o kadar güzel mesajlar var ki, mesela 1932 sonu, 33 başı, bu fotoğrafta ve tabloda gördüğünüz dönemde diyor ki, Ankara'dan çağırdılar, uçağıma atladım gittim diyor. Yani bugün siz biliyor musunuz, 5 senedir, 10 senedir, bu sene uçağına atlayıp Ankara'ya giden birisini, ama tabii kendi yaptığı uçakla Ankara'ya giden birisi, ben bilmiyorum. O tarihte, işte bu fotoğrafta veya tabloda da gördüğünüz gibi, İstanbul'da kaç otomobil var ben bilmiyorum o tarihte, ama Vecihi Bey'in bahçesinde kendi yaptığı 3 tane uçak var. Yani apartmanların arasından gidiyorsunuz, otoparklarda çeşitli arabalar var, lüks, eski, yeni falan, açık, kapalı, neyse. Ama onların arasında bir bahçeli bir ev var. O bahçeli evin bahçesinde de 3 tane uzay aracı var. Yani 1933'te, 34'te durum bu. Vecihi Bey, Vecihi 14 tayyaresiyle özellikle 1931 yılında büyük yurt turları yapıyor. Yani Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, bütün buralarda uçuşlar yapıyor. O tarihte insanlar havada uçağı bile göremezlerken, çok ender bir şekilde sesini duymak, kendisini görememek gibi şeyler de dahil, o dönemde Vecihi Bey o kadar çok yere uçuşlar yapıyor ve inişlerini yapıyor ki, orada pek çok fotoğraf var, görüyoruz böyle. Ortada, çayırın ortasında bir tane uçak, etrafında yüzlerce, belki binlerce kişi toplanmış. Herkes, kimisi yaygılar sermiş, kimi iskemlelerde, kimi taburelerin üzerinde, ellerini koymuşlar, o uçağı seyrediyorlar. Çünkü havada bile göremedikleri uçak onların kasabasına geldi. Dolayısıyla Türkiye'de havacılığın doğuşunda ve gelişmesinde, toplum tarafından benimsenmesine Vecihi Hürkuş'un her zaman çok büyük katkıları olmuştur. Bize de onu her ölüm yıl dönümünde, onun için yaptığımız çalışmaların yanında, her yıl dönümünde onu da saygıyla kabrinin başında anmak gibi bir huzuru aramaya çalışıyoruz. Onun anıları önünde saygı duymak yetmiyor. Biz ruhumuzla şunu ifade ediyoruz ki, onun anıları, onun yaptıkları, başarıları önünde diz çökerek sevgi ve saygımızı ve özlemimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Son olarak onun gibi birisinin kıymetini bilmek için günümüzde neler yapmak gerekiyor? Çünkü hala
tarihe dönüp baktığımızda iyi araştırılıp iyi öğrenilemeyen bir isim maalesef. Bunun için neler yapmak gerekir? Bir değer olduğunu kabul edenler için söylüyorum. O bir değerse o değere değer vermek o kişilerin görevidir. O değer vermek nasıl olur? Ben çok seviyorum, ben çok sayıyorum, hayranım. Ama önemli olan o bireysel bir duygu. Eğer onu çok seviyorsak, sayıyorsak onun için neler yaptığımız, neler yapabildiğimiz önemli. Yani böyle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ilk otomobil 1960 yılında yürüdü. İşte az yürüdü, çok yürüdü, benzini vardı yoktu falan bir tarafa. 1961 yılında ilk otomobil yerde yürüdü. Fakat Vecihi Bey ondan 37 sene mi oluyor? 1924 yılında uçak yaptı. Uçak yaptı ve onunla uçtu. Ve onun uçtuğu dönemde uçabilmek bir mucize, tekrar yere inebilmek başka bir, ikinci bir mucize olarak kabul ediliyordu. Şimdi eğer böyle bir değerimize gereken değeri verirsek, onunla ilgili çalışmalar yaparsak, bugün ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz Tayyareci Vecihi Ürküş Müzesi Derneği olarak aklımız erdiğince, ayağımız erdiğince, dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyoruz.